Abi berabere kaldık, adam camı indirdi. Ya hele bir de yensek, okulu yıkacak. Ya aslında yenerdik de, ben tam performansımı gösteremedim. Yani. Yok be abi. Aşkım sen hastaneden yeni çıktın daha. Yoksa siz onları havada karada yenerdiniz. Aynen abi, her iddiasına varım yenerdik. Maç berabere bitti. Koray neyin tantasında abi? Kazanamadı ya. Kudurdu, kudurdu. Burak abim be. Şampiyonsun şampiyon. Bir imza atsana. Burak, bana da, bana da. Oğlum saçmalamayın ya. O kadar da değil be. Harbiden berabere kaldık ama Burak gelince bizim takım yenmiş gibi oldu sanki. Arkadaşlar uzatmayalım fazla. Çünkü biz abartınca onlar da abartıyorlar. Sonra tatsız şeyler oluyor. Gerek yok yani. Abi şu anda Hayat Hoca Koray'a gerekli ayarı veriyor. İnşallah. Ne diyecek ya? Havacıva dediği bir şey yok. Koray bak saçmalıyorsun. El alemin ezikleri için bizi de kendini de harcama. Benim kimseyi harcadığım falan yok. Ama hazmedemiyorum işte. Anladın mı? Benim için beraberlik yenilgi demektir. Gözlerin gözü önünde o herifin takımına yenildiğim için hazmedemiyorum. Hazmedemiyorum işte ya, hazmedemiyorum. Ben de her seferinde o kız için atar yapmanı hazmedemiyorum. Ya bu nedir camı çerçeveye indirmek? Umarım nabzın normale geldiğinde gerçek arkadaşlarının kim olduğunu ve o gözde denen kız için değmeyeceğini anlarsın Koray. Ya sana ne oluyor ya gözde konusu açıldığı zaman bağırıp çağırıyorsun? He? Ne oluyor? Ne bu liseli kız tripleri? Ne oluyor? Abi kız liseli zaten. Ya sen ne diyorsun ya? Bak tamam. O çakma Ronaldo sonradan maça girmeseydi kazanmıştık. Bir de öyle numaralarla geldi. Artist artist, tekerlekli sandalye falan. Sen dur. Benim o itle işim bittiği zaman tekerlekli sandalye en iyi arkadaş olacak. Yavaş. Sandalye kazayla cama gelmiştir. Yani disiplin cezası gerektirecek bir durum göremiyorum ben ortada Hayat Hanım. Müdür bey siz şaka mı yapıyorsunuz? Yok. Bakın ben de öğrencilere disiplin cezası verilmesinden yana değilim. Hatta bu istediğim son şey. Fakat bu kez durum farklı diyorum size. Evet farklı. Koray bizim en iyi müşteri... Pardon öğrencimiz. Ona böyle bir ceza vermek ayıp. Üstelik okulumuza yaptığı bağışlardan sonra nankörlük olur bu Hayat Hanım. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Müdür bey, bakın Koray bu yaşına kadar hayatında istediği her şeye parayla sahip olmaya alışarak büyümüş bir çocuk. Fakat burası bir okul. Burada kimse yaptığı bağışlarla ya da parasıyla imtiyaz sahibi olamaz. Olur. Ah. Hiç duymadınız mı? Parayı veren düdüğü çalar. Öyle mi? O zaman bugün parayı veren camı kırar, yarın parayı veren bu okulu yakar, öyle mi? Yavaş! Bakın Hayat Hanım. Siz okula gelmeden önce dosyanızı inceledim ve ne sordum kendime biliyor musunuz? Buyurun. Bir öğretmen nasıl olur da bu kadar sık görev yeri değiştirir diye merak etmiştim. Ama şimdi anlıyorum neden biliyor musunuz? Çünkü siz fazla konuşuyorsunuz Hayat Hanım. Fazla ve dik konuşuyorsunuz. Şerif Bey, ben hayatım boyunca yanlış gördüğüm her hususta susmak yerine konuşmayı gerekirse dik konuşmayı tercih etmişimdir. Doğru olan da budur, değil midir? Değil. Özür dilerim, bakın isterseniz size durumu bir atasözüyle anlatmaya çalışayım. Ne derler bilirsiniz, erken öten horozu. Şerif Bey! Pardon. En azından lütfen rica ediyorum gidin Koray'la konuşun o zaman. Bana burada gözdağı vereceğinize, öğrencinize yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlatın rica ederim. Bakın sizi bir kere uyardım, vapur kazası oldu, dinlemediniz. İkinci kez uyarıyorum. Eğer şu anda bu çocuğa bir sınır çizilmezse yarın öbür gün her şey kontrolden çıkacak, haberiniz olsun. Başka bir mevzu yoksa müsaade sizin Hayat Hanım.
İyi günler. Ala. Ala.